Bağda layıkası sayfa 176, mektup 149. Ahmet Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Bir hafta evvel Hikmetül İstiazi isimli risalenin bir kısmını ve birkaç gün evvel diğer kısımlarıyla 14. Lema'nın birinci makamını aldım. Hikmetül İstiazi'nin birinci kısmını müteaddit defalar kardeşlerimle okudum. Yine Hikmetül İstiazi 13. Lema'yı okuyorlar. En sevgili üstadım. Bu kıymetli risale ile mücahit talebelerinize öyle güzel bir ilaç takdim ediyorsunuz ki bu ilaçlarla mücahit talebelerinize öyle güzel bir ilaç taksim ediyorsunuz ki bu ilaçlarla manevi yaralarımızı o kadar güzel ve çabuk tedavi ediyorsunuz ki o pek müthiş yaralarımız bir anda iltiyan buluyor. ızdıraplarımız o anda zahir oluyor. Kalplerimiz serapa sürürle doluyor. Rabb-i Kerim'imize karşı taşımakta olduğumuz muhabbetimiz tezahüt ediyor ve halik Rahim'e karşı olan adabımıza bile halel gelmeyeceğini okudukça vazifedeki şevk ve gayetimiz arttırıyor. Şimdi Hikmet-ül İstiyazı Risalesi'nde geçen çok güzel yerler var. Mesela insanın aklından, kalbinden geçen bazen kötü kötü sözler oluyor. İşte tahayyülü küfür denilen, Cenab-ı Hak hakkında kötü sözler vesaire gibi şeyler. Bunlarla ilgili çok insan vesveseye düşüyor. Çok var yani gerçekten de sosyal medya aracılığıyla çok bana soru gelmişti bu noktada. Ki ben de küçükken geçmişte yaşamıştım böyle bir hadise. İnsan ilkiliyor yani. Onlar nasıl böyle şeyler aklımızdan geliyor. Ama o sözlerin bize ait olmadığı ve buna karşı ne yapmak lazım olduğunu işte Hikmet-i İstiyazı Risalesi'nde ve başka Risale'de de bu ne yapılıyor? ifade ediliyor. Evet aziz üstadım. Ekser zamanlar ins ve cin şeytanlarının hücumlarından ve terbiye edemediğim asi nefsimden gelen bir takım havatır şeytaneden kurtulmak için pek çok çabaladığım zamanlarım oluyordu. Kalp bu gibi haletten kurtulmak için inziva ararken nakşi kahramanlarının terki dünya, terki ukba, terk hesti, terki terk. Yani dünyayı terk, ondan sonra ağrı terk, hatta terki de terk gibi manalar var. Naşi tarikatında düsturlardan bir tanesi. Olan o esasat dimama ilişiyordu. Fakat bu söze cevap veren aziz üstadımın beyanı arasında insan bir kalpten ibaret olsaydı bu söz doğru olabilirdi. Halbuki insanda kalpten başka akıl, ruh, sır, nefis gibi mevcut olan letaif ve hasseleri kendilerine mahsus ve zayife terk ederek zengin bir dairede kalbin kumandası altında ifa-i tavsiye buyuruluyor. Yani gerçekten insan akıldan ibaret olsaydı bu terkler belki bir nebze kolay olabilirdi ama insanın kalbi var ve insanın kalbinin bağlanmış olduğu birçok nokta var. Ve bunları da ondan sonra kalp bir kumandan hükmünde bunları kontrol edip terklerin o şekilde yapılabileceğini ifade ediyor Üstad. Güneş gibi böyle hakikatleri ihsar eden böyle nuru düsturlar talebelerinde esas olduğu için Salifül Arz havatıra çare arıyordum. İfade etmiş olduğum ondan sonra bu şeylere çare arıyordum. Talebelerinin her an ihtiyaçlarını düşünüp çareler arayan, ilaçlar hazırlayan, ihzaratını zahmetsiz olarak talebelerine istimal ettiren, mukabilinde hiçbir şey istemeyerek minnet ve metin Cenab-ı Hakk'a yapılmasını emeden sevgili üstadım, Size evvelden beri lokman nazarıyla bakmaktayım. Lokman, yani bir hekim. Evet, hakikaten bir lokmansınız. Lokman hekim gibi kalbi arzularımızı işiterek bu risallerle mualece uzatıyorsunuz. Yani ilaç satıyorsunuz diyor bu hakatlarla. Yani gerçekten de bütün bu talebelerin belki de umum ehli imanın ahir zamandaki bütün manevi yaralarını ne yapmış? risale Nur vasıtasıyla Cenab-ı Hak üstadı vesile kılaraktan bize Kur'an-ı Hakim Eczanesi'nden ilaçlarını göndermiş. Çok güzel bir cümle. Bedi olan Cenab-ı Hakk'ın bedayi içinde, kemaliyle her cihette derece-i nihayeye vasıl olan bedi kelamından bedi bir kuluyla ihsan ettiği bu met edebilmek, intaka bilhak olmadıkça elbette imkansızdır. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi bedi değil mi? Bedi olan Cenab-ı Hakk'ın eşsiz nimetleri içinde, tam bir kemal ile, derece nihayete vasıl olan bedi kelamından. Yani kelamullah sıfatının tezahür olan Kur'an ve Kur'an'ın da bir kerameti olan nedir? Risanurları böyle ondan sonra met diyor. Yani intaka bilhak yani Cenab-ı Hak tutmasa biz diyor bunu hakkıyla bu güzel eserleri ifade edemeyiz diyor neyin ne olduğunu. Sevgili üstadım herhangi bir risaleyi açıp okuyacak olsam hissem kadar dersimi alıyorum. Ne kadar hissem varsa kabiliyetin ismesi ne yapıyorsun ders alıyorsun. Halbuki evvelce bu risaleleri tamamen yazdığım için okumaya pek az vakit bulabiliyordum ve el anda öyleyim. Evvelce okuduğum zamanlar istifadem az oluyordu. Şimdi ise nurların hakikatlarını gördükçe minnet ve şükrüm tezayüt ediyor. Kalbim nurlar ile doluyor. Ruhum nurlarla istirahat ediyor. Ve letaifim, latifelerim bu nurlar ile hisseleri kadar feyizyap oluyorlar. Ve yine Cenab-ı Hak'tan ümit ediyorum ki hissem ve istifadem gün geçtikçe çoğalacaktır ve nasibim artacaktır. Evet bu bir hakikat. Yani vakatlarla uğraştığımız nispetle, gayet gösterdiğimiz nispetle her gün üzerine ne yapacağız? Ekle, 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 ekle. İnşallah istifademiz ziyadeleşecek. Bu hadisat gösteriyor ki bedi asarın büyük bir hasiyeti ve bir kerametidir ki talebelerini başka ellere vermiyor nurlandırmak için başka kapılara boyun büktürmüyor, ağlayan kalplerimize teselliler veriyor, imanlarımızı takviye ediyor. Likay ilahi iştiyakla işletiyor, istetiyor ve sonunda Ya Rabbi sen üstadımızdan hoşnut olacağın tarza razı ol, nidaları nisanen ve kalben söylettiriyor. Elbaki, hübelbaki talebeniz Ahmet Hüsrev.